yeni Kerbelalara şahit oluyoruz. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bu coğrafyanın içinden çıkan ama bu coğrafyanın insanını öldüren teröristler, yani ahir zaman Yezidleri bize her gün Kerbela'yı yaşatıyorlar. Başbakan PKK terör örgütünün bugünlerde AK Parti teşkilatlarına yöneldiğine vurgu yaptı. PKK terör örgütü bugünlerde AK Parti teşkilatlarına yöneldi. Dün gece Dicle ilçe başkanımız kendi iş yerinde alçakça şehit edildi. Hainler şunu iyi bilmelidir. AK Parti sizin yaptıklarınıza pabuç bırakacak bir parti değildir. Yıldırım, AK Parti ve hükümetin Türkiye'yi bütün terör örgütlerinden temizlemek için olayların üzerine tüm kararlılığıyla gidebileceğini işaret ederek şu görüşlere yer verdi. PKK, DAEŞ, FETÖ gibi küresel terör örgütlerine karşı amansız mücadele ediyoruz. Allah'a şükür bu mücadelede millet bizimle beraber. Ne doğunun, ne güneydoğunun, ne de 780 bin kilometre kare vatan toprağının hiçbir karışını bu alçak terör örgütlerine bırakacak değiliz. Vatandaşlarımızın yurdun her köşesine rahatça seyahat edinceye kadar, istedikleri yerde yaşayıncaya kadar hiçbir güvenlik endişesi taşımayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. FETÖ'ye yönelik operasyonları sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, mağdur edebiyatının tehlikeyi gölgelemesine izin vermeyeceklerini söyledi. Adaletle muamele edeceğiz, duygusal davranmayacağız, intikam duygusuyla iş yapmayacağız. Bir tek vatandaşımızın bile mağdur edilmesine asla rıza gösteremeyiz. İtirazlar objektif bir şekilde değerlendirilecek, ancak tuzaklara karşı da son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, mağdur edebiyatının tehlikeyi gölgelemesine asla izin vermeyelim. Yıldırım, ana muhalefet partisi CHP'ye dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ülkenin içinde bulunduğu tehlikeyi es geçiyor ana muhalefet partisi. Sabah akşam mağduriyet üzerinden kafa karıştırmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz'un asıl mağduru şehitlerimizin aileleridir. 15 Temmuz'un asıl mağduru gazilerimizdir. 15 Temmuz'un asıl mağduru istiklali, istikbali, devleti, bayrağı tehdit edilen 79 milyon vatan evladıdır. Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkan Harekatı'na ilişkinde konuştu. Türkiye içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terörle mücadelemiz büyük bir titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Şu an itibariyle 1000 kilometre karelik bir alanda tam anlamıyla güvenliği sağladık. Arkadaşlar, Fırat'ın batısı diyoruz ama eğer terör eylemleri Fırat'ın doğusunda da devam ederse orası için de gereğini yaparız.